Bizim için çok uğurlu bir sene olduğunu düşünüyorum. İlk işimi de kriz döneminde kurmuştum. İkincisi de krize denk geldi. İş kurmak zaten başlı başına zor bir süreç. Üzerine bir de kriz geldiğinde normalde yaptığın işler de daha da zorlaşıyor. Ancak böyle zorlu bir süreçte muvaffak olabilirsen aslında koltuğun altında ciddi bir rekabet gücü biriktirmiş oluyorsun. İşler normale döndüğünde de bu rekabet avantajı sana hız ve çeviklik olarak dönüyor. Pandemi insanlarda bir riskten kaçınma ve olduğu yerde durma refleksi yaratırken biz Midas olarak bunun tam aksine çok daha cesur adımlar attık ve uzun vadeye odaklandık. Tabii bir de işin fokus kısmı var. Düşündüğünde yeni bir iş kuruyorsun. 2 hafta sonra pandemi oluyor. Yapabileceğin zaten en iyi şey işine odaklanmak. Baktığında da 9 ay gibi kısa bir sürede sıfırdan bir iş kurduk. Lisans aldık. SPK lisansımızı onayladı. 15 kişilik çok rekabetçi bir mühendislik takımı kurduk. Bunu uzaktan başardık. 2 farklı ofis değiştirdik. Ürünümüzü tamamladık. Ve kısa bir süre içinde de bir yatırım turu gerçekleştireceğiz. Bunlara baktığımda özetle bu yılı çok verimli ve iyi geçirdiğimize inanıyorum. O süper. Gerçekten hem siz hem de Varko bu pandemiye rağmen her şeyi yerli yerince yapıp çok güzel hazırlıklar yaptınız. Hemen sana 2021'de bizi Midas tarafında neler bekliyor sormak isterim. Sonra da Elif'e döneceğim. Tabii 2021'e Midas'ı ilk yatırımcılarıyla buluşturarak başlayacağız. Biliyorsun şu anda bekleme listemizde 20 bine yakın yatırımcımız var. Ocak ayında bu bekleme listemizdeki ilk sıralardaki yatırımcılar trading'e başlayacaklar. Takip eden süreçte yine bekleme listemizdeki 20 bin yatırımcıyı parti parti onboard edeceğiz ve ilk grup kullanıcılarımız yalnızca waitlist'e kayıtlı olan kişiler olacak. Midas'ın ilk sürümünde neler olacak? Midas'ın ilk sürümünde Türk ve Amerikan hisse senetlerini göreceğiz. Takip eden süreçte Türkiye'de ilk defa parçalı alım satım imkanını getiriyor olacağız. Bugün çok pahalı olan Amazon gibi işte 3.100 dolar civarında hisse senetlerini parçalı bir şekilde alabileceksiniz. Yani bu ne demek? Size 100 dolarlık bir Amazon hissesi alma imkanı tanıyor olacağız ki bu sayede yatırım hacminizden bağımsız sizi neredeyse tüm hisselere size erişim ve olanak sağlamış olacağız. Zaten Midas'ın da amacı sermaye piyasalarına demokratik bir erişimin olması. Tabii bu bahsettiklerim aslında Midas için 2021'in ufak hamleleri ve hedefleridir, onu söyleyeyim. Midas'ın 2021'deki en büyük hedefi Türkiye'nin en rekabetçi mühendislik takımını oluşturmak. Bugün bu hedefe emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum ve mensubu olduğum bu mühendislik takımıyla da gurur duyuyorum. Bugün içeride geliştirdiğimiz teknolojiler ve bu mühendislik kültürümüz oldukça içime siniyor ve bu mühendislik gücünün Midas'ı çok kısa zamanda diğer şirketlerden ayırt edeceğine inanıyorum. Özel bir hikaye için özel bir takıma ihtiyacımız var ve tüm odağımız bunu gerçekleştirmek. Süper. Marşa bastığınızda 20 bin kişinin sizi beklemesini ve Robin Hood'un halka açılmasına dair şeyleri birazdan Elif'ten sonra yeniden döneceğim. Oldukça benim sevdiğim bir pazarlama kampanyası yaptınız. Şimdi Elif'e dönelim. Elif, sizin ajandanızda 2021'de neler var? Bizde de aslında çok çok heyecanlı ve büyük şeyler bekliyor diyebilirim. Hem bizim için hem kullanıcılarımız için. 2021'e girerken ilk ve en büyük hedefimiz yılın ilk çeyreğinde aslında Varko'yu tüm kullanıcılarımızla buluşturmak. Tüm özelliklerimizle cüzdan altyapımız olsun, döviz değişimi, yurt dışı komisyonsuz para çekimleri ve harcamalar gibi özelliklerimizle buluşuyor olacak kullanıcılarımız. Uygulamamızın şu anki beta versiyonunda kullanıcılarımız aslında sadece Varko Visa sanal kartlarıyla harcamalarını gerçekleştiriyorlar. Fakat önümüzdeki sene fiziksel Varko Visa kartlarımızla kullanıcılarımızla tanıştırıyor olacağız. Ve önümüzdeki sene aslında bizim için genel olarak büyüme yılı olacak. Hem kullanıcı açısından hem de şirket açısından ve bu anlamda da aslında belli hedeflerle başlıyor olacağız 2021'e. Öncelikle ilk sene içerisinde 200 bin kullanıcıya ulaşarak 81 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra uygulamamızın innovative roadmap'i hem 2021 hem de daha sonrası için de hazır ve kullanıcılarımıza sene boyunca yeni value added özellikler getirmek istiyoruz aslında.
Tabii bu esnada şirket olarak da büyüme planlarımız var ve 2021'i yaklaşık 25 yeni takım arkadaşımızla da kapatmayı hedefliyoruz. Ve en büyük, aslında bizim için de büyük bir adım olacak bir hedefte şirket olarak da büyüme planlarımızda yer alan önümüzdeki sene kendi elektronik para ve ödeme hizmetler lisansımızı almak için gerekli hazırlıkları başlayacağız ve bunun için de başvuru süreçleri için de gerekli olan şeyleri yapıyor olacağız bize. Süper. Ya umarım bir an önce kendi lisansınıza da sahip olursunuz. Yani sen şimdi söylerken fark ettim, aslında pandemide istihdam yaratan projeler desek başla yeri varmış. Çünkü siz 25 kişi, Midas 15 kişi, daha da büyüyeceksiniz. Yani evet, katma değerli her iş ve teknoloji gelecek vaat ettiğini burada da görebiliyoruz. Bir de son olarak sana şunu sormak isterim. Halihazırda bizi izleyen kurumlar, bankalar, finans kurumları var. Sizinle ne yapabilirler? Nelere açıksınız ya da bir beklentiniz var mı işbirliği açısından? O da şunu söyleyebilirim. Biz aslında Varko'yu taşımak istediğimiz nokta şu. Herkes tüm finansal işlemlerini, dijital cüzdanları Varko'yla gerçekleştirebilsin istiyorlar. Gerçekleştirebilsin istiyoruz, çok affedersiniz. Az önce de bahsettiğim gibi aslında hem betamızda hem de launch'umuzda MVP versiyonumuzla buluşacak kullanıcılarımız. Fakat biz bu kullanıcılarımıza kolaylık ve rahatlık faydalar sağlamak açısından da birçok özellikler ekliyor olacağız. Dolayısıyla o asıl amacımıza ulaşmak için herkesin Varko ile gerçekten böyle tüm finansal ihtiyaçlarını giderebilmeleri için tüm finansal kurumlarla aslında belli iş ortaklıklarına açığız ve bu açıdan da hani kullanıcılarımıza bunu sunmamıza sağlayacak finans kuruluşları da varsa kesinlikle iletişime geçip nasıl işbirlikleri yapabileceğimizi konuşmak isteriz. Bunun dışında da şu an premium kullanıcılarımıza özel mevcutta 40'a yakın markadan cashback fırsatları sunuyoruz. Bu cashbacklerimiz %3 ve %30 arasında değişiyor. Fakat bununla sınırlı kalmayıp bu cashback fırsatlarımızı da hedef kitlelerimizin ilgi alanlarını da genişletip daha fazla markayla çalışmak isteriz. Dolayısıyla bu açıda da potansiyel işbirliklerine kesinlikle açığız ve cashback fırsatlarını sunmaya devam etmek isteriz. Süper, süper. Şimdi Ege'me dönmek istiyorum yeniden. Ege'm selam, duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. Tamam, süper. Yani 20 bin kişiyle bu marşa basma hikayenin sadece hani çok uzun bir hikayesi var biliyorum ama bir cümleyle bize özetleyebilir misin? Yani bu başarılı kampanya nasıl oldu? Sonrasında da sana Türkiye'de değil sadece dünyada da bireysel yatırımcının yükseldiği bir döneme şahit oluyoruz. Hem bunu sormak istiyorum hem de Robinhood'u soracağım. Tabii. Zannediyorum gece 2.30 veya 3 civarıydı. Amerika'da Robinhood'un aslında waitlist kampanyasını yöneten birine zannediyorum attığım 9. e-postaya cevap verdi. Sonra kısa bir call yaptık. Arka plandaki stratejiyi öğrendik. Aslında ön planda görünen sadece bir talep toplama ve ilgi yaratma. Aslında bu doğru değil. Bunun çok daha arka planda farklı bir stratejisi var. O şekilde oldu. Yine üst üste attığımız e-postalardan çıkan bir stratejinin sonucuydu. Kısaca bir cümleyle bahsedelim. Buradaki de siz yani katılmak isteyen insanlar ne kadar paylaşım yaparsa ya da ne kadar kişiyi üye yaparsa ona göre waitlist'te üstte yer alıyor ve sisteme daha hızlı dahil olmaya yolunu açmış oluyor. Doğru biliyorum değil mi? Evet, şu anda listede aktif olarak 5000 kişinin bizi başkalarına tavsiye ettiğini, onları da listeye kaydettiğini görüyoruz ve bu tamamına yakını organik şekilde gerçekleşti. Bizi takip eden ve bizi gerçekten arzulayan böyle çok kuvvetli bir 1000 kişinin olduğunu görüyoruz. Onlar sürekli başkalarını davet ediyorlar ve listede daha da ileri gidiyorlar. Tabii ki de bu ilgi alaka bizim için çok mutluluk verici. Bunun bir yandan da çok büyük bir sorumlulukla geldiğinin farkındayız. Süper, sevindirici. Gerçekten Türkiye'de değil, dünyada da bireysel yatırımcıların ilgisi var. Robinhood'un açılımı var, halka açılımı var. Bu konuda sen eminim yakından takip ediyorsun. Hatta
stratejiyi bile Robinhood'un ilgili çalışanından 9. mailde almışsın. Bizimle neler paylaşmak istersin yurt dışındaki bu ilgi ve özellikle Türkiye'deki ilgiyle alakalı? Tabii öncelikle biliyorsun geçmişimde sermaye piyasaları yok. O yüzden yanlış bir analiz yaparsak affoluna. Ancak bizim görüşümüz dünyada bireysel yatırımcıların artık beğendikleri şirketlerin hikayelerine ortak olma arzusunun çok net olduğu ve Türkiye'de de bu trendin gerçekleşeceğine inanıyorum ben. Yeni jenerasyonun artık bu şirketlerin hisse senetlerini yalnızca bir yatırım aracı olarak görmediğini, bununla beraber bir şirketin hikayesine ortak olma arzusu taşıdığını görüyorum. Ve bugün verilen yatırım kararlarının da artık şirketlerin finansallarından ziyade taşıdıkları misyon ve çözmek istedikleri büyük problemler üzerine yapıldığını görmek mümkün. Biz de Midas olarak aslında tüm yatırımcılara bu şirketlerin hikayelerine ortak olma imkanı sağlıyoruz. Özetle Türkiye'de bireysel hisse senedi yatırımcıları büyüyecek. Ancak burada mühim olan regülasyon çerçevesinde yüksek repütasyonu ve itibarlı bir iş yaparak bireysel yatırımcıyı korumaktır. Midas olarak üzerimize düşeni bu alanda yapıyoruz ve tüm süreçlerimizin temelinde repütasyon yönetimi ve yatırımcıyı korumak yatıyor. Bununla birlikte bu ilginin ne ölçüde büyüyeceğini konuşursak da söyleyecek birkaç şeyim var. Pandemi öncesinde yaptığımız sunumlar da Türkiye'de bu alanda çok büyük bir ilginin olduğunu ancak erişilebilirlik problemi sebebiyle bu ilginin realize olmadığını söylüyorduk. Elbet o günlerde piyasanın mevcut oyuncuları hayal gördüğümüzü düşündüler. Biz gerçekten şanslı bir şirketiz. Bu savımızı kanıtlama sorumluluğu bizdeydi. Pandemi geldi ve bu sorumluluğu bizden aldı. Bizim yerimize bu savı kanıtladı. Sadece Türkiye'de yıllardır aşılamayan bir barem olan 1.2 milyon yatırımcı sayısının 1.9 milyona çıktığını görüyoruz. Elbet bir grup mevcut oyuncunun yine ama bu dönemsel bir şey dediğini duyar gibiyim. Ancak buna katılmıyorum. Bu büyümenin daha da devam edeceğini ve Türkiye sermaye piyasalarının yapısını değiştireceğine inanıyorum. Öncelikle Robinhood gibi şirketler dünyada yatırımın yalnızca ayrıcalığa sahip kısıtlı bir grup tarafından değil, sahip olduğu paranın miktarından bağımsız herkes tarafından yapılabileceği misyonunu üstlendi. Robinhood bu alanda bir ilkti aslında, bir misyon şirketiydi. Bu misyonun aslında Midas Türkiye'deki temsilcisidir ve Türkiye sermaye piyasalarının uzun zamandır ihtiyacı olan bu teknolojik dönüşümü getirdiğine inanıyorum ve bu sürece de liderlik edeceğimize inanıyorum. Türkiye'de ilk defa bir şirket global borsalara doğrudan erişerek kendi teknolojisiyle alım satım imkanı sağlıyor. İlk defa bir aracı kurum kendi teknolojisini uçtan uca üretiyor. Bu teknolojiyi de geliştiren Midas takımının sermaye piyasalarının geleceğine yön verdiğini görmek isterim. Elbette bu liderlik büyük bir efor ve fedakarlık gerektirecek. Bu fedakarlığı da yapar. Çok çalışırsak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bu inançla ben her şeyi başaracağınıza eminim. Hem sizin hem Barko'nun. İkinize de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka oturumda daha detaylı hem süreçleri hem de pazarlama stratejini ayrıca konuşmak isterim. Hem Elif'le hem de seninle. Çok teşekkürler.